Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Furkan suresi 53-62. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki, مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ iki denizi birbirine karıştırdı. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ İşte şu suyu tatlı olan وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ Şu da tuzlu ve acı olan. Ve ceale beynehuma berzaha ve Allah bu ikisinin arasında bir berzah meydana getirdi. Ve hicran mahcura bunların birbirine karışmasına bir engel meydana getirdi. Bu sularda meydana gelen harika bir durumu bize anlatmakta. Bazı nehirler var ki denize dökülüyor. Denize döküldüğünde kilometrelerce deniz içinde özelliği değişmeden devam edebiliyor. Halbuki tuzlu suların arasında normal şartlar altında oraya karışır karışmaz özelliğinin değişmesi gerekirdi. Ama bu tarzda akımlar var ve bu akımlarla bir takım hikmetler meydana getiriliyor. Bunların belgesellerde anlatılan çok önemli hikmetleri bulunmakta. Hatta Kaptan Kusto bunu ilim dünyasına açıkladığında yeni bir şey olarak bulduğunu ifade etmiş. Ama Müslüman olan Fransız bir profesör, Maurice Bucaille, o da demiş ki, senin bu demiş olduğun Kur'an-ı Kerim'de zaten var. Ve gerek burası, gerekse Rahman suresinde nazara verilen durum, bunları ona söylüyor. O zaman Kaptan Kusto şunu ifade etmiş, eğer bunlar gerçekten Kur'an-ı Kerim'de varsa, o bir insan sözü olamaz. Çünkü bu 14 asır öncesinde bilinmiyordu demiş. Artık Müslüman oldu olmadı bunlar tartışılan konular da. Ama en azından Kur'an'ın bu icaz cihetini, mucizelik yönünü Kaptan Kusto kendisi itiraf etmiş oluyor. Böyle demek suretiyle. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا O Allah ki sudan insan yarattı. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِّحْرًا Ve o insanda nesep ve sıhriyet meydana getirdi. Önce insanın sudan yaratılması. Malum insan atılan bir su, meniden yaratılıyor. Ve o şekilde insanın kaynağı bir su. Hazreti Adem'in yaratılışını düşündüğümüzde topraktan yaratılıyor. Ama ona şekil verilirken bir çamur haline getirilmesi adeta orada da bir su yine kendini göstermekte. İşte Allah sudan insanı yarattı. İnsanlar suya bu manada çok da fazla bir şekil veremez. Ebru ustaları işte suyun üzerinde bir takım nakışlar meydana getiriyor. Ve bu da bir sanattır. İnsan bu sanatı takdir eder. Ebru ustalarını bu noktada takdir ederiz. Ama Allah-u Teala suya öyle bir nakış vuruyor ki o sudan insan yaratıyor. Sudan diğer canlıları yaratıyor. Çünkü bütün canlıların da bu şekilde hayvan gibi canlıların kaynağında su bulunmakta. Suya öyle bir şekil veriyor ki oradan insan çıkıyor. Öyle bir şekil veriyor ki oradan diyelim bir kuş çıkıyor veya bir hayvan çıkıyor. Ve Allah insanlar arasında bir nesep meydana getirdi. Nesep babadan oğula işte falanın oğlu filan gibi, falanın kızı filan gibi bu şekilde nesep bağı dediğimiz bir bağ, aile bağları. Bir de evlilikten meydana gelen bir akrabalık. Evlilikten meydana gelen akrabalık kan bağı değildir. Buna da sıhriyet deniyor. Ve bir kişi, diyelim bir erkek bir bayanla evlendiğinde o bayanın annesiyle, babasıyla, akrabalarıyla akraba oluyor. Ve böylece insanlar arasında bir yakınlık, daha böyle birbirine gidip gelme, bu manada bağlar meydana geliyor. Ve insan medeni gün bir tab denilir. İnsan fıtrat itibariyle medenidir. Yani toplum hayatı yaşayacak şekilde yaratılmıştır. Tek başına bir köşede uzlete çekilmesi için değil, diğer insanlarla beraber olması için yaratılmıştır. وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا Senin Rabbin kadirdir. Yani senin Rabbinin gücü her şeye yeter. Sudan insan yaratır.
İnsan suya sadece bir resim çizebilirken Allah suya insanı adeta yerleştirir ve o suyu, o sudan yarattığı küçücük bir şeyi büyütür, onu bir insan haline getirir. Daha diğer canlıları yine sudan yaratır. Rabbim buna kadirdir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ. Ama onlar tutup da Allah'ın dışında bir takım ilahlar ediniyorlar. Halbuki bu ilahlar onlara ne fayda verebilir ne de zarar verebilir. Kendilerine fayda da zarar da veremeyecek olan bir takım batıl mabutlara ibadet ediyorlar. وَكَانَ الْكَافِرْ عَلَى رَبِّهِ زَه۪يرًا. Kafir Rabbine karşı gerçekten cephe almıştır ve Rabbine karşı ters düşer bir hale girmiştir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Ey Peygamber, biz seni ancak bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. İnsanlara de ki, ben risalet görevime mukabil, Allah'ın dinini anlatma görevime mukabil sizden bir ücret istemiyorum. İlla men şa'a en yettahize ila rabbihi sebile. Ben ancak bununla kim Rabbine bir yol bulabilir, bunun mücadelesini veriyorum. Bu son derece önemli. Bütün peygamberler Allah'ın dinini anlatırken insanlardan bir beklenti içinde olmamışlar. İnsanlara faydalı olmak için çırpınmışlar. Bunu fıtri bir vazife, kutsal bir görev kabul etmişler ve gayet samimane, maddi manevi hiçbir beklenti olmadan görevlerini yapmışlar. İnsanları imana gelir görmek, hidayete erişir görmek onları mutlu etmiş ve bir babanın evladına alakası gibi onlar da ümmetlerinin babası olarak ümmetlerinin saadetleriyle, dünyevi uhrevi saadetleriyle ilgilenmişler. Tabii peygamber yolunda giden kimselerin bu noktada dikkat etmesi lazım. Peygamber mesleğini devam ettirmeleri, hak ve hakikati tebliğ karşılığında herhangi bir talep içinde olmamaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu mesajdan bu anlaşılıyor. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Hayyillâ yemût olan, yani ölmez diri olan Allah'a tevekkül et. Yani insanlar bir takım işlerinde bazılarına güvenebilirler. İşte dayısına güvenir, babasına güvenir veya arkadaşına güvenir. Ama Kur'an-ı Kerim'in bize vermiş olduğu mesaj şu: sen ölmez diri olan Allah'a güven. Hani derler ya, insana dayanma ölür, ağaca dayanma kurur. Yani insan başka şeylere dayandığında, başka şeylere güvendiğinde bunlar neticede bir takım kusurları, eksikleri olan şeylerdir. Ama insan Allah'a tam tevekkül ettiğinde Allah hayy la yamuttur. Yani ölmez diridir ve o her şeye kadirdir. Böyle olunca Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Ve men yetevekkel alallah fehuve hasbuhu. Yani kim Allah'a tevekkül etse bu ona yeter. Ve sebbih bihamdi rabbik. Ve hamd ile Rabbine tesbih et. Yani Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatlardan tenzih et. Onun nimetlerini görüp Allah'a hamd et. Demek ki bizden istenen şeylerden biri şu alemdeki ilahi nimetleri görmek, bundan dolayı Allah'a hamd etmek, hayret verici durumları görüp Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek. Bunu da işte Subhanekallahümme veya Subhanallah ile ilan etmiş oluyoruz. Allah-u Teala'ya şükrümüzü ifade ederken de elhamdülillah demek suretiyle bu görevimizi yapmış oluyoruz. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا. Kullarının günahlarını görme noktasında, haberdar olma noktasında Allah yeter. Yani Allah-u Teala bütün gizliliklerden haberdardır. İnsanlar hani beşer şaşar denilir. İnsanların mutlaka hataları, kusurları da var. Bazılarını başka insanlar görebilir, bilebilir ama bütün günahlarımızı Allah görüyor ve biliyor. İşte habir olarak Allah yeter. Kullarının günahlarından haberdar olma noktasında Allah yeter. İnsan bunu düşündüğünde, farkına vardığında
kendine daha bir çeki düzen verir. Her ne kadar diyelim polis beni görmüyorsa, her ne kadar maliyeciler beni görmüyorsa, her ne kadar diğer insanlar beni görmüyorsa da Allah beni görüyor der. Ve bu şuurla hareket ettiğinde haram olan şeyleri yapmaz, günah olan şeyleri yapmaz. İstikametli bir şekilde hayatını devam ettirir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامِ O Allah ki gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında olanları 6 günde yarattı. Burada 6 günden murat 6 merhale. Yani 6 devrede yarattı. Nasıl ki ana rahmindeki çocuk başlıca 6 merhaleden geçiyor. Şu dünya hayatında bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık, peşinde ölüm gibi 6 merhaleden geçiyoruz. Veya bir şeyi yaparken biz de değişik merhalelerden geçirerek meydana getiriyoruz. Allah-u Teala şu alemi 6 merhalede şekillendirmiş. 6 devir üzere yaratmış ve o şekilde bir tekamül seyrini takip ettirmiş. Yani dilese bir anda yapardı. Ama Allah-u Teala bununla bize teenni dersi veriyor. Ve aynı zamanda bu şekilde ilahi sanatlarını göstermiş oluyor. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşa istiva etti. Yani alemi tanzim etti. Gökleri yeri yarattı. Arştan alemi idare etmekte. اَمْرِ كُنْ فَيَكُنْ ile artık her şey kararını bulmuş. Sistem kurulmuş. Bu şekilde Allah emirleriyle, direktifleriyle alemi idare etmekte. Arş, saltanat-ı ilahiyeden kinayedir denilmiştir. Yani Allah-u Teala arştan alemi idare ediyor. Temsilde hata olmasın. Bir padişah tahtına oturur, tahtından alemi idare eder. Allah mekandan münezzehtir. Ama arş, ilahi saltanatı sembolize eden bir ifade olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde değişik ayetlerde arştan bahisler bulunmaktadır. Er-Rahman ve o Rahmandır. Arştan alemi idare eden Allah Rahmandır. Fes'el bihi habira, habir olarak ona sor. Yani o her şeyden haberdardır. Veya bir bilene sor. Rahman nedir? Arş nedir? 6 günde yaratılmak nedir? Bu gibi şeyleri bir bilene sor. Demek ki fes'elu ehlez zikri in kuntum la ta'lemun. Yani bilmiyorsanız ehli zikir olanlara sorun. Bu da önemli bir nokta. Bir insan dinin bir takım meselelerini bilmeyebilir. Hani halkımız arasında derler, bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp. İşte bilmeyenler bilenlere sorarlar, bilenler de bilgilerini bunlarla paylaşırlar. Böylece daha bir bilgi toplumu meydana gelir. Dini noktalarda da herkesin zihninde pek çok sorular var. Bunları habir olanla, haberdar olanla sormak lazım. Öyle bir bilen dediğimiz kimseler değişik yerlerde vardır. O zatlardan istifade etmek gerekir. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اُسْجُدُوا لِلْرَّحْمَنِ Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde قَالُوا Onlar derler ki وَمَا الرَّحْمَنِ Rahman ne? Yani bu şekilde karşı çıkarlar. اَنَسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا Yani bize emrettiğine secde mi ederiz? Ve zâdehum nüfûra Bu onların ürkmelerini artırır. Yani onlara böyle denilmesi onları daha da böyle dinden uzaklaştırır. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri var. Bu da onlardan birisidir. İşte onlara Rahman'a secde edin denildiğinde biz Rahman'a secde mi ederiz? Küstahça böyle demelerine mukabil Kur'an-ı Kerim'i okuyan birisi bu ayeti okuduğunda secde etmesi veya dinlediğinde secde etmesi uygun olmaktadır. Ve hemen anında gerekmeyebilir Hanefi mezhebine göre düşündüğümüzde. Sonrasında da secde yapılabilmektedir. Bu gibi ayetlere muhatap olduğumuzda secdeye varmamız şu mesajı vermiş oluyor. Ya Rabbi biz senin kulunuz, seni Rahman olarak tanıyoruz. Her ne kadar bazıları Rahman nedir, Rahman neymiş dese de biz onlar gibi değiliz. Biz senin huzurunda kemal-i inkiyatla boyun eğiyor ve secdeye varıyoruz. Bu mesajı bizzat tavrımızla
fiili bir ubudiyet yapmak suretiyle göstermiş oluyoruz. Tebârekellezî ceâle fissemâi burûce. Ne yücedir o Allah ki semada burçlar meydana getirdi. Semada burçlar meydana getirilmesi, yani mesela evlerimizi düşünün, evlerimizin tavanı, tavanda bir lamba oluyor. Ama bazı evlerde daha böyle gece için daha güzel manzaralar olsun diye daha bir takım tadilat yapıyorlar. Evin, o salonun bilhassa tavanında çok güzel böyle ışıklar da meydana getiriyorlar. İşte Allah-u Teala bizim semamızı, dünya semasını yıldızlarla donatmış ve bu yıldızlar değişik görüntüler meydana getiriyor. Nasıl ki kalenin burçları olur, burçlar yüksekliği ifade eder. Onun gibi sema yüksekliğin, ulviyetin ifadesidir. Ve o yukarı alemde, sema aleminde bu şekilde yıldızlar toplu halde görüntüleriyle bir takım görüntüler meydana getirmektedir. Ve şu anda da işte bu burçlarla alakalı kova burcu, yay burcu, ikizler burcu, öküz burcu, balık burcu gibi şu anda da bunlar kullanılan ifadelerdir. Dünya güneşin etrafındaki seyahatinde her ay bu burçlardan birinde yer almakta ve o şekilde 12 burç şeklinde bunlar ifade edilmektedir. Eskiden beri kitaplarımızda da burçlarla alakalı bazı şeyler söylenmiştir. Bu burçların insanın karakteri üzerinde etkisi var mı? Bilemiyoruz. Var olduğuyla alakalı bazı kitaplarda bilgiler yer alıyor. Belki şöyle düşünülebilir. Belli zaman diliminde dünyaya gelenler için belki daha böyle özel karakterler, her burcun o noktada bir karakteri, belli bir takım özellikleri düşünülebilir. Aynı burçta olanlar daha böyle ortak bazı özellikler gösteriyor olabilirler. Ama işte yıldız falınız diyor ki, gazetelerde fal şeklinde, günlük fal tarzında verilenlere herhalde itibar etmemek gerekir. Dikkat ederseniz oradaki ifadeler daha çok yuvarlak ifadelerdir. Herhangi bir burçla ilgili bilgiye baksanız, aa bu beni anlatıyor gibi kendinize uygun görebilirsiniz. Bir takım hakikatler olabilir ama bu konuda herhalde ifrat tefrite gidilmemesi daha uygundur kanaatindeyiz. İşte Allah semada burçlar yarattı. Ve ceale fîhe sirâce, ve orada bir lamba, güneş gibi bir lamba kıldı. Ve kameram münira, ve ışık saçan, nur saçan bir kameri, yani ayı üzerinize yerleştirdi. İşte ay manzarası ne kadar güzel bir manzara oluyor. Özellikle yaz gecelerinde, mehtaplı geceler dediğimiz, hele bir deniz kenarıysa daha böyle güzel görüntüler meydana geliyor. Aslında her gece geliyor. Her gece semada çok muhteşem manzaralar kendini göstermekte. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. O Allah ki geceyi ve gündüzü ard arda getirdi. لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ. İbret almak isteyenler için, اَوْ اَرَادَ شُكُورَ, veya şükretmek isteyenler için geceyi gündüzü ard arda getirdi. Peş peşe bunları getirdi. Bir başka programımızda beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.